Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitay Şarkı Türkistan'daki bulan talan katnaş liniyesine devamla kengetmekte. Xitay rejimi Şərqi Türkistan'dan bulan talan kılığan tabii baylıq ve məhsulatlarını toşuşunu kolaylaştırış üçün katnaş kuruluşuğa alaydı küçəvatqan bulup, yakında yana Lubnur Çakılıq, Çakılıq niye yukarı süratli yoluda katnaş başlangan. Xitay'nın Şərqi Türkistan'daki teşviqat organı Tanrıta Torun'un xəbirde bildirilişçe, Lubnur Çakılıq, Çakılıq niye yukarı süratli yoluda 30. dekabr katnaş başlangan. Lubnur Çakılıq yukarı süratli yolu Beijing Ürümçi yukarı süratli yolu G7'nin tutaşma liniyesi bolgan. Ürümçi Çakılıq yukarı süratli yolu G0711'nin mühim tərkibi kısmı iken. Liniyanın umumi uzunluğu 357 km'dan uşuq bulup, Lubnur nahiyesinin başılınıp Çakılıq nahiyesi de ahirleşidigen. Bu türde katına yolga koyulgandan kin, Kolidin Çakılıqça bolgan sefer vaxtı əsirlikke 9 saat etrafıdan 3 saatin köpürek vaxtka kıskargan. Liniyanın umumi uzunluğu 530 km bulup, Çakılıq nahiyesinin başılınıp, Niye nahiyesi de ahirleşidigen. Bu türde katnaş başlangandan kin Çakırıqtın niyegice bolgan sefer vaxtı 10 saatten 4-20 saatke kıskargan. Xitay'nın alaqadar əməllerleri bu vaxta toxtılıp, Lubnur Çakılıq, Çakılıq niye yukarı süratli yolunun yipek yolu iqtisadi belbeği yadrolu rayondaki mühim yol bölükü ikerlikini, bu türde katnaş başlangandan kin Lubnur niye Çerçen Çakılıq'nın yukarı süratlik taş yol bilen tutuşuduğalıqını bildirgen. Xitay yakınki yıllarda Şərqi Türkistan xalqiga irqi qırğınçılıq siyasəti yürgüzüş bilen birge, Şərqi Türkistan'dan bulan talan kılıngan baylıqlar ve mecburi emgek məhsulatlarını köpləb tutuş, Xitay köçmenlerini Şərqi Türkistan'a cəlb qılış üçün türlü katnaş quruluşuğa zor küləmdə xıracat acıratqan. Bunun nəticəsində Xitayının qartılğan türlü cəzalarının davamlaşışığa qarmay, Şərqi Türkistan'da işləb çıxırılğan məhsulatlar Xitayning ichi sirtiga ko'plab to'shilmoqda. Jumladan oldingi 11 oyda Sharqiy Turkistondagi har qaysi chegara eg'izlaridan Yevropa ittifoqiga qaratilgan import-eksport savdo summasi 261 milliard 820 million yuan bo'lib, buldirqa o'xshash mazgilligidan 30% oshgan va buningda Sharqiy Turkistondagi qatnash liniyasining davomli kengaytirilishining muhim rol o'ynaydiganligi bildirilgan. Hong Kongda yana bir axborot organi taqaldi. Hong Kong'daki internet haber organı avam haberleri Hong Kong'daki ahbarat erkenlikinin naçarlıkını közde tutup, hizmetini tohtutukallıkını cekarladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, avam haberleri tünögün Facebook sahipsi de bu ahtiki kararını ilan kılgan bulup, 4. yanvar Torbet'teki mezmunlarının yanılaşını tohtutukallıkı ve onundan ki Torbet'nin takıldıkallıkını bildirgen. Torbiket bayanatı da, biz bu zeminini izcil yakşı körüp kelgen bolsak mı, bırak amalsız kaldık. Növete biz şamal yamurga emez, belki kuyunga ve gayet zor dulkunga duş kilovatımız digen. Bayanatta yana, ötken işki yılla yüzbergen cemiyetteki tez özgürüş ve ahbarat muhitinin naçarlayışı gayesini emelge aşırışka tusalgı bolgallıkı kayıt kılıngan. Hong Kong jurnalistler cemiyeti bugün bayanat ilan kılıp, bir hafta içide ahbarat organlarının arka arkadan takalgallıkıdan katta bir aram bolgallıkını. Bu xil ahvallar Hong Kong'un Asiyadaki xalqaralıq merkez digen nam şöhretige təsir körsetkenlikini bildirgen. Hem de Hong Kong hükümetinin asasi kanununun haber ve uçur erkinliğini kuğdaş kapalıtını icra kılıçka çağırgan. Avam haberleri yıkınkı aylarda demokratiye taraftarlardan bolgan, Alma Kündelik gizeti ve meydan haberlerden kin takılgan 3. akbarat organı hesablandı. Aldıngı hepte Hong Kong sahçıları meydan haberlerinin hizmet binasına bisip girip, 7 hadimine kolga algan ve organının mal mülüküne tonlatkan idi. Şu günü meydan haberleri hizmetine tohtatkallıkını ilan kılgan idi. 2019 yılı Hong Kong'da uzun müddet devamlaşkan keng kölemlik demokratik namayışdan kin, Xitay rejimi Hong Kong'da devlet bihatelik kanununu yolga koyup, karşı fikirdikilerini bulup mu akbarat erkenlikini katlıq bastırmaqta. Dünya İmamlar Kengişi Beijing Olimpikini baykot kılıçka çağırı kıldı. Xalqaralıq İslami Təşkilat Dünya İmamlar Kengişi aldıngı hepte bayanat ilan kılıp, Xalqara cemiyetine Beijing Kışlıq Olimpikini baykot kılışka çağırdı. Mezkur bayanatta Dünya İmamlar Kengişinin zulümğa uçuravatkan Uyğur Müslümanları bilen bir septe turğallıqı, Xitay rejiminin bastırış, qiyin qıstaq ve diktatorluk qatarlıq vasıtları bilen Müslümanların əqalli haq hukuklarını depsende kılgallıqı kayıt kılıngan. Dünya İmamlar Kengişi bayanatta Beijing Kışlıq Olimpikiga katnayışının haram ikerlikke haqqıda pätuva çıkarğallıqını, Beijing Olimpikinin Uyghurlarga irqi qırğınçılıq ve etnik tazalaş yürgüzüvatkan Xitay rejiminin nişanı üçün hizmet kıldığalıqını bayan kılgan.
ve xalqara cemiyetine her qaysi teşkilatlarını Beijing qışlıq olimpikine boykot qilishqa chaqirgan. Dünya İmamlar Kengişi dünyanın her qaysi caylardaki ölümalardan teşkillengen hükümetsiz teşkilat bulup, növette mingdan artıq azası bar. Uyğur ölümalardan Doktor Alimcan Boğda belen Ustaz Turguncan Alavudun, 2020 ile 9. ayda Dünya İmamlar Kengişi Mesleğet Komitetinin azalıqa qobul qılınğa aydı. Növette İdris Hesen'ni kutulduruş, Beijing olimpikine boykot qilish qatarlıq meselelerde xalqaradaki köpligen İslami teşkilatlar hareketke ötmekte. Taratqular Hindonoziyaning eksport cheklimisi Xitoyga ta'sir ko'rsatishi mumkin dedi. Hindonoziya davlat ichida tok yetishmasligidan ansirab, 1-yanvardan 31-yanvargacha ko'mir eksportini to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lib, Hindonoziyaning bu tadbiri Xitoyga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, Hindonoziya energiya ministrligi barliq portlarga davlat ichidagi elektr stansiyalari ve mustaqil elektr ishlab chiqaruvchilarni ko'mir bilan ta'minlash uchun barliq ko'mirlarini zapaslash haqida o'qitirish chiqargan. Hindonoziya energiya ministrligi o'qitirishda davlat elektr energiyasi shirkati ve mustaqil elektr ishlab chiqaruvchi organlarning ambar zapasi saviyasini baholagandan keyin ko'mir eksport qilishni cheklash masalasini qayta tekshirganligini o'tirga qo'ygan. Oxtirishdi yana aile elektr energiyasiga sarf qilinadigan ko'mir bilan ta'minlashning intayin kamchil ekanligi, tokning yetarlik bo'lmasligining 10 million aile ve sanoat ishlab chiqarish o'rniga ta'sir ko'rsatganligini, agar strategik tadbir qo'llanmaganda Hindonoziyada keng ko'lamda tok uzilib qolishi mumkinligi tilg'a olingan. Hindonoziya dunyodagi eng cho'ng yig'ilg'i ko'mir eksport qilguvchi davlat bo'lib, 2020 yildagi eksport miqdori taxminan 400 million tonnaga yetgan. Statistikada ko'rsatilishicha, Xitoy Hindonoziyaning eng cho'ng ko'mir eksport qilguvchisi bo'lib, bultur 1-oydan 11-oygacha jami 290 million tonna ko'mir import qilgan. Bu sababli analizchilar Hindonoziyaning mazkur vaqtliq cheklama qarorining aslida yig'ilg'i kamchiligiga duch kelgan Xitoyga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirishgan. Tsai Ing-wen Xitoyni Tayvanga qarshi kuch ishlatishdan voz kechishga chaqirdi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitoyning Tayvanga qarshi kuch ishlatishdan voz kechishi kerakligini ta'kidladi. Tsai Ing-wen ijtimoiy aloqa supsida e'lon qilgan yangi yillik tabriknomasida Tayvanning Xitoyning bismiga bosh egmaydiganligini, harbiy vositalarni qo'llanishning ikki taraf o'rtasidagi ixtilofni hal qilishning yo'li emasligini bildirgan. Tayvan Markaziy axborot agentligining xabarida bildirilishicha, Tsai Ing-wen Xitoyning Tayvanga qarshi kuch ishlatishini to'xtatishi kerakligini o'tirga qo'yib, Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini qo'g'dash orqali rayondagi jiddiylikni pasaytirib bo'lganligini bildirgan va harbiy tavakkulchilikning masalasini hal qilishning chorasi emasligini so'zlarga ilova qilgan. Yaqinqi mazgillarda Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi parakandachilik harakati eng yuqori chekka yetgan bo'lib, zarur bo'lganda qurol kuchi ishlatilganligini ko'plab tilga olmoqda. Amerika ve Japonya qatorliq davlatlar bo'lsa Tayvanın bexatarligini qo'g'dash uchun Tayvan bilan bo'lgan hamkorligini davomli kuchaytirganligini ta'kidlamoqda. Biden Ukrainani qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Amerika prezidenti Joe Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Ukrainani qo'llaydiganligi to'g'risidagi va'dasini qayta ta'kidladi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Aksaray bayanat elan kılıp, Prezident Biden bilen Prezident Vladimir Zelenskiy'nin telefon sohbeti ötküzgelikini, sohbet jarayanında Biden'nin Zelenskiy'a, Rusya Ukrayna'a tajavuz kılgan takdirde, Amerika ve onun itibaktaş ve şerikleri keskin cevap kaytırdı deb va'da bergenligini bildirgen. Biden sohbette Amerika'nın Ukrayna'nın ilgili hukuku ve zemin bütünlüğünü kolaydıqalıqını ta'kidlagan. İşki rehber yana kiler hafta başlanan Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı bilen Rusya kengişidiki işki taraflik istiratiyelik muqumluq sohbetini hemde Avrupa Bexatalik ve Hemkara Teşkilatı'nın diplomatik tirişçallıqını kolaydıqalıqını bildirgen. Türkiye'de kündelik yuqumlanguvchilar 30 mingdan yuqori bo'lmoqda. Türkiye'de yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan qaza qilganlarning soni 129 kishiga yetdi. Türkiye Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinqi 24 soat ichida 362 836 kishi tekshirilgan bo'lib, ulardan 33 520 kishida yuqumlanish alomati ko'rilgan. Yaqinqi 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqanlarning soni 22 161 kishiga yetgan. Türkiye miqyosida bugünge kadar emletken 1-ci, 2-ci ve 3-ci qitimliq vaksina sani 132 milyon 215 min 15 yetken.
Növette Xitay virusunun omikron nusxası bütün dünya miqyasında yeniden vahime peyda kılgan bulup, bir kısım devletler yuqumğa karşı tedbirlerini kaydedin yenilaşka mecbur bulmaqta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.